Herkese merhaba. Bilinmesi gerekenler kanalına hoş geldiniz. İnsan vücudu başlı başına bir mucize eseridir. Yüce Allah'ın yaratmış olduğu bu mucizevi eser, içerisinde inanılmaz ve mükemmel derecede birçok mucizeyi barındırmaktadır. Bir önceki videomuzda vücudumuzda bulunan göz nimetinin özelliklerini birlikte incelemiştik. Bugün ise vücudumuzun yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmesi için kritik öneme sahip, tüm vücudumuza kan aktarımı sağlayan olmazsa olmazımız kalbimizin mucizevi yaratılışına birlikte göz atacağız. Kalp, vücudumuz oluşurken anne karnında harekete geçen ilk organımızdır. Bebeğin kalbi anne karnında 6. haftadan itibaren atmaya başlar. Diğer organlar kalp ve damar sistemi etrafında şekillenmeye devam eder. Koşma veya tırmanma gibi daha fazla fiziksel efor gerektiren durumlarda kalbimizin daha kuvvetli ve daha hızlı attığını hissederiz. Böyle fiziksel ve ruhsal durum değişikliklerinde çalışmasında belirgin farklılıkları hissettiğimiz bir organ olarak kalp, hayatın ve canlılığın kaynağı olarak görülmüş, muhtemelen bu nedenle de ruhun kalbe yerleştiğine inanılmıştır. Kalbimiz ortalama olarak dakikada 70, günde 104 bin ve yılda 38 milyon kez kasılarak içindeki kanı vücudumuza pompalamaktadır. Üstelik 280 ila 300 gram arası ağırlığıyla sadece yumruğumuz büyüklüğündedir. Kalp, vücudumuza gerekli besin maddelerini ve oksijeni sağlayan kanı, dolaşım sistemimiz içinde hareket ettiren, çok dayanıklı kas grubundan oluşan bir pompadır ve göğsümüzün ortasında göğüs kemiğinin hemen altında yer alan bir organdır. Kalbin dış yüzünü perikard denilen çepeçevre bir zar kaplamaktadır. Bu zar ile kalp arasında kalbin çalışırken rahat hareket edebilmesi için çok az miktarda kayganlaştırıcı sıvı bulunur. Bir pompa sistemi gibi kanı damar sistemi ile vücuttan toplar. Oksijenlenmesi için akciğere yollar ve oksijenden zenginleşmiş kanı tekrar vücuda pompalar. Kalbimiz 4 odacıktan oluşmaktadır. Kalbin kapakları tek yöne açılan kapılar gibi kanın 4 odacıkta akışını sürekli kontrol etmektedir. Dolaşım vücuttan gelen kanın vena cava superior ve vena cava inferior'dan sağ kulakçığa girmesiyle başlıyor ve triskuspid kapağıyla sağ alt bölüme geçmesiyle devam ediyor. Buradan pulmoner kapaktan geçerek pulmoner artere ile akciğere gidiyor. Kan akciğerde oksijenlendikten sonra kalbe sol ve sağ pulmoner venlerden sol kulakçığa giriyor. Mitral kapağı geçerek sol karıncaya geçiyor. Sol alt bölümün güçlü kasları kasıldığında oksijenden zengin kan aort kapağından geçerek aort adı verilen ana atar damar ve dalları ile dağılarak vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılıyor. Kalbimiz vücudumuza 1 dakikada yaklaşık 5,5 litre kan pompalıyor. Bu da bir günde 8 ton, bir yılda 3000 ton, 80 yılda ise 240 bin ton anlamına geliyor. İnsan ömrünün ortalama 80 yıl olduğu kabul edildiğinde pompalanan kan yaklaşık 10 ton kapasiteli 24 tankeri dolduracak kadar fazladır. Tüm organlarımızın olduğu gibi kalbin de oldukça sistemli bir mekanizması bulunmaktadır. Bu mekanizmada meydana gelen tek bir aksaklık insanın hayatını sona erdirebilmektedir. Bu mekanizmalardan en önemlisi sağ ve sol tarafta bulunan pompalardır. Kalbin her iki tarafında da kulakçık ve karıncıklar bulunmaktadır. Kulakçıklar küçük pompa, karıncıklar ise büyük pompa işlevi görmektedir. Kalbin sol tarafı temiz kan ile ilgileniyor. Gelen temiz kanı organ ve dokulara ulaştırma görevi kalbin sol tarafında bulunan sol kulakçık ve sol karıncaya aittir. Kalbin sağ tarafı ise kirli kan ile ilgileniyor. Sağ karıncık ve sağ kulakçık kirli kanı temizlemek üzere akciğerlere ulaştırmak için görev yapıyor. Temiz kan kalbe ulaştığında önce üst taraftaki küçük pompaya yani sol kulakçığa dolmaktadır. Buradan alt tarafta bulunan büyük pompaya yani sol karıncaya iletilmektedir. Kalpteki her bir kulakçık birbirinden farklı görünse de aslında yaptıkları iş aynıdır. Her biri kanı belirli bir hedefe iletmekle görevlidir. Mekanizmanın sistemli çalışması, bahsettiğimiz bu sıralı işlem nedeniyle çok önemlidir. Her şeyin sıra ile yapılması gerekmektedir. Eğer bu düzen bozulursa, kalp vücuda ya hiç kan pompalayamamakta ya da kalbe aşırı kan yüklemektedir. Bu sıralamanın doğru işlemesi için kulakçık ve karıncıklar arasında kapaklar bulunmaktadır. Bu kapaklar akış yönüne doğru tek taraflı açılmaktadır.
Kulakçıklar kasıldığında bu kapaklar açılmakta, kan büyük pompaya yani karıncıkların içine dolmaktadır. Bu işlem gerçekleştikten sonra kanın geldiği yere dönmemesi için kapaklar tekrar kapanmaktadır. Ana toplar damar oksijensiz kanı bedenin sağ kısmına getirmekte ve akciğer damarları bu kanı akciğerlere iletmektedir. Akciğer toplar damarı oksijenli kanı akciğerlerden kalbin sol tarafına getirmekte ve aort bu kanı vücuda göndermektedir. Kanın bu hareketi sırasında kalp kapakçıkları kasılarak kanın odacıklar arasında geçişini sağlamaktadır. Bu kapaklar kalbin karıncıklarında da vardır. Karıncıklar kasıldığında bu kapaklar açılmakta ve kanın vücuda doğru akması sağlanmaktadır. Pompalama işlemi durduğunda ise kapaklar kapanmakta ve pompalanan kanın kalbe geri dönmesi engellenmektedir. Bizim kalp atışı olarak algıladığımız ses ise sanıldığı gibi kalbin kasılıp gevşemesi sonucunda çıkan ses değildir. Kalp atışı dinlerken aslında bu dört kapakçığın şiddetle açılıp kapanma seslerini işitmekteyiz. Kalp atımı dakikada 60'ın altında veya 100'ün üzerinde ise bu tehlike sinyali olabilmektedir. Kalp damar hastalıkları tüm dünyada en önemli ölüm nedenlerinden biridir. Dünyada her yıl 17 milyon, ülkemizde de 160 bin kişi kalp damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Kalbin ne derecede nizamlı ve görevine sadık bir şekilde çalıştığını rahatlıkla görebilmekteyiz. Bu mükemmel işleyişin ardında bir mükemmel mimarın olduğu ise aşikardır. Bu mimar da hiç şüphesiz alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizimle birlikte dünyadan daha ilginç bilgiler öğrenmek için videomuzu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz.